Dün Filistin'de İsrail terör örgütleri tarafından, Siyonistler tarafından evine, ailesine, kocasına ve çocuklarına bakan mazlum bir kadın acımasızca katledildi. Kadın vurulduktan sonra ambulansların gelmesine, tedavi edilmesine bile yer verilmeden kadının cansız bedeni yerde vefatı şeklinde gerçekleşti. Büyüklerimiz derdi ki zulüm kalınlaştığı yerden kopar. Artık İsrail'de yaşanan İsrailli teröristler tarafından masum Filistinlilere karşı yapılan zulüm bu had safhaya gelmiştir. Bu kalınlık noktasına gelmiş. Buğz ediyoruz. O zulmü kınıyoruz. İnsanlık suçu bizim gözümüzde bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. En büyük hak yaşama hakkıdır. Birleşmiş Milletler'de sözde bu hak kanunla güvence altına alınmıştır. Yine siz İsrail yetkililerine ya da Avrupa yetkililerine bu konuyla ilgili sorduğunuz zaman yine diyecekler yaşam hakkı kutsaldır. Bütün dünya devletlerince yaşam hakkı aslında kutsaldır. Fakat İsraillere konu geldiği zaman bu Siyonist teröristler bu yaşam hakkını, bu kutsal hakkı yok saymaktadır. Biz bunu kınıyoruz. Yaşam hakkı hem kanunlarda, hem dinen, hem toplumda her insanın bir hakkıdır. Siyonistler bu zulümlerini yıllardır devam ettikleri gibi bu örnekte de devam ettirmişlerdir. Biz buradan buğz ediyoruz, lanetliyoruz. Bir kez daha özgür Filistin devletini destekliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ölen annemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynı hareket bugün bir Hristiyan'a, bir Siyonist'e, bir Yahudi'ye yapıldığı zaman bütün dünya ayağa kalkıyor. Özellikle Avrupa Birliği, Hristiyan toplulukları, Siyonist topluluklar bunu şiddetle kınıyor ve devlet bazında bunu kınadıkları gibi yaptırımlara da giderek o yapılan terör saldırısını lanetliyorlar ve müeyyidesini de uyguluyorlar. Fakat konu Müslümanlardan biri olduğu zaman maalesef bununla ilgili ne Avrupa'dan, ne Yahudilerden, ne Hristiyanlardan, ne Siyonistlerden herhangi bir ses duymuyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Hak bir tarafa, batıl bir tarafa. Bu mücadele yıllardır sürüyor.